O kabuğumun bu maçı kaybetmesi ihtimali için şöyle ufak bir kelime hazırladım. Bekletiyorum şu an ve seçim yasaklama ekranına geçiş yaptık. GX Gambit Esports. Günün ilk karşılaşması Galio yasaklamasıyla başladık güne. Kira Galio etrafında muazzam kompozisyonlar kuruyor. Galio direkt yasakladı. Alistar şu anda Meta'nın güçlü şampiyonlarından biri. Keza Outrox öyle, onlar da yasaklandı. Aslında bu yasaklamalara şöyle de yaklaşabiliriz. Hani Second Man zaten sen söylemiştin, çok iyi takım savaşı yapıyorlar diye. Bu iki şampiyon takım savaşı yapan takımlara karşı çok sinir bozan şampiyonlar. Yani kendi dengenizi bozan şampiyonlar aslında. G-Rex kendi kazanma şartlarının üzerine oynuyor. Evet. Herkesin yapması gerektiği gibi. Onlar gayet iyi uyguluyorlar. Urgot şu anda bence Meta'nın bir numaralı şampiyonu. Bir numaralı üst koridor şampiyonu. Bence tüm Meta'nın bir numaralı şampiyonu. Yani şunu demek istiyorsun herhalde. Mavi tarafta olduğu zaman kesinlikle şöyle, ilk tercih yapılmalı. Hiç yasaklama yok. 141 şampiyon daha açık. X'i kimi seçersin? Urgot diyorsun. Aynen. Okey. Okey. Katılırım buna. Varus ve Akali de gene Meta'nın güçlü şampiyonları. Galio dışında hepsi Meta'nın en güçlü şampiyonları yasaklamaları oldu. Bir tek Galio biraz G-Rex'in stratejisi gereği yasaklandığını düşünüyorum. Şimdi ilk seçime kim kaldı? Ryze olabilir, Rakan olabilir. Gragas yine bu dünya şampiyonasının ön elemelerinde çok ilgi gören bir şampiyon. Ama ilk seçim için öncelikli mi? G-Rex bunu öncelikli gördük. Ormanda gördük, destek rolünde gördük ama şu ana kadar sadece G-Rex için Yasuo ile beraber kombolamışlardı. O zaman iş yapmış. Onun dışında şu ana kadar çok da bir patlaması olmadı. Ama takım savaşını dağıtması veya takım savaşını başlatması için çok değerli olduğu için tabii. G-Rex için diğer takımlardan biraz daha değerli gibi Gragas. Ve Empty'nin de gerçekten iyi oynadığı bir şampiyon olduğunu gördük zaten ilk günde. Bakalım ondan da nasıl performans alacak G-Rex bu mücadelede. Brown tercihi geldi Gambit Esports'tan. Çok güçlü ve her zaman etkili. Zaten işlevselliği yüksek ve şu anda da çok iyi durumda bir destek. Brown'u aldı hemen Gambit cephesi. Edward'ın ilk maçta G-Rex'e karşı kaçırdığı onlarca ölüm cezasından sonra sen düz vuruş yap abi dediler. Aynen öyle. Ve Sion metada güçlü. Fakat bu dünya şampiyonu başından beri biraz önce Kaleş süpürmesi için en büyük önceliklerden biri durumunda. Ki biz genelde zaten hani kırmızı Zaya tarafta... Rakan mı geliyor? Kırmızı tarafta olduğumuz zaman direkt ilk iki tercihimizden bir tanesi Sion oldu. Zaya Rakan geldi. G-Rex savaş başlatma ve savaştan çıkma mekaniklerini şimdiden tamamlamış gözüküyor. Tabii Rakan önemli dengelemeler de aldı. Rakan hala çok etkili bir şampiyon ama dengelemeler aldığını söylemek lazım. Bir başka 8-14, 8-15 yamasının yıldızı ama dengelemelerden sonra biraz gözden düşen Talia, o da geliyor. Muhtemelen ormana gidecek. Orta koridorda oynanacağını hiç zannetmiyorum. Ama artık orman Talia eski gücünden hayli uzak. Rahat temizleyemiyor ormanı artık. Evet. Bu da onun etkinliğini düşürdü. Eskiden en büyük gücü orman kamplarının çok hızlı dönebilmesiydi. Ama tabii şey özelliği çok önemli. Pasifi sayesinde çok rahat ormanda hareket ve ulti sayesinde çok rahat hareket edebildiği için gene ciddi bir işlevsellik ve ciddi bir etki sağlıyor ama eskisi gibi değil tabii. Bu arada Yasuo yasaklaması geldi. G-Rex Yasuo ile çok iyi işler yaptığı için Gambit onu görmek istemiyor. Bir de zaten Gragas'la iyi kombolamışlardı Trial'in de söylediği ve gibi. Hani Yasuo... Trial bir şey soracağım. Anivia yasaklamasına ne diyorsun? Tabii ki de Kira'nın imza şampiyonlarından bir tanesi. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi zaten Kira denince akla gelen 3 şampiyon var. Vladimir 1, yasaklanan Anivia 2, 3 de Galio. Bu üçüyle beraber gerçekten çok akıl almaz hareketler yapıyor. Ve burada da G-Rex'in de buna saygı duyduğunu görüyoruz ve yapılması gereken bir halinde. Diğer tanesi Yasuo'nun şöyle bir olayı var. Yasuo çok çabuk kontrolden çıkabilen bir şampiyon ve Tayvan takımlarının belki de en sevdiği tarzda şampiyonlardan bir tanesi. Trial'in elinde olmadığı sürece Yasuo çok etkili olabiliyor. Ya dur ya, ben de bir şeyler yapıyorum ama o kadar iyi değil sadece. Ornn yasaklaması geldi bu arada. Üst koridorda yine belli dengelemeleri almış olmasına rağmen çok gözde bir şampiyon. Son yasaklama gelecek. Şimdi Kai'Sa. Şimdi nişancı için Varus, Kai'Sa gibi ana opsiyonlar gittiği zaman geriye ne kalıyor? Jin olabilir. Her şey Jin olabilir. Lucian olabilir. Lucian, evet, çok haklısın. Lucian ama olabilir. Şu ana kadar herhangi bir tank şampiyonuna sahip değil G-Rex. O yüzden yani Gambit Lucian'a sıcak bakabilir. Tristana son zamanlarda biraz kıpırdaşan diğer bir nişancı. Doğru. O gelebilir. Ama G-Rex hala üst koridor ve desteğini almadığı için yani iki tane tank alma ihtimali duruyor tabii, hala. Tabii tabii. Yani. Ezreal geldi ki bunun hiç iyi bir seçim olduğunu düşünmüyorum. İnanılmaz gözden düşen bir şampiyon haline geldi. Özellikle son 3 yamada. Artı Braum, Sion varken hani Talia biraz da hasar konusunda çok ciddi bir orta koridora bir hiper taşıyıcı gerekiyor. Ryze'ın şu ana kadar ilgi çekmemesi çok ilginç yalnız. Son seçim kalırsa Gambit muhtemelen Ryze seçecek. Eğer Cassiopeia gelmezse. Zaten şu kompozisyonda şu anda Gambit'in istediği orta koridor şampiyon tarzı devamlı hasar olan bir şampiyon aynen olmak öyle zorunda. Çünkü Ezreal'le bunu kapatamazsınız. Aynen. Cassiopeia olabilir, Azir olabilir.
Önce görelim G-Rex'in ne seçeceğini. Kendi zaten G-Rex'in ilk maçında da çok harika bir Syndra performansı göstermişti. Oradan devam edebilirler. Özellikle... Peki tek hedefi parçalamak için muazzam bir kompozisyonu var G-Rex'in. Evet. Buraya... Vladimir'in çok iyi fikir olduğunu düşünüyorum. Ben Azir de. Veya Cassiopeia gibi bir şey lazım. Ben çok haklısın de. Çünkü zaten Azir 15, 17, 20. dakikadan sonra devreye girebilen bir şampiyon. Vladimir zaten 10. seviyeden sonra o da kendini gösterebilen bir şampiyon. Yani inanılmaz derece erken oyunu burada Gambit yani G-Rex'in ellerine bıraktı. Ve Rakan ve Maokai gibi savaş başlatan şampiyonlar Zoe... Gambit tamamen bir dürtme kompozisyonu evet. Etti. Takım savaşı hiç istemediklerini gösterdiler. Biz takım savaşı falan yapmayacağız, dürteceğiz, küçük çatışmalar yakalayacağız, birini aradan çıkarmaya bakacağız diyor. Çünkü savaş başlatma mekanikleri inanılmaz G-Rex cephesinin. Birini yakalarlar mı hayatta bırakmazlar. Ama işte bu benim kafamda şu soruyu doğurdu. Böyle bir kompozisyonunuz varken takımınızda bir ayrı kittirmeci istemez miydiniz? İstersin de bulabilir misin? Şöyle söyleyeyim. Gambit inanılmaz zor. Evet. İnanılmaz derecede riskli bir kompozisyon kurdu. Bunu uygulayabilmek mümkün ama bunun için çok iyi bir koordinasyon. Supermassive gibi. Supermassive de zor kompozisyonlar seçip muazzam uygulamıştı. Gambit'in bu kompozisyonu çalıştırabilme ihtimalini çok büyük soru işareti olarak görüyorum. Yani onların zaten en büyük sıkıntısını çektiği şeylerden bir tanesi koordinasyon. Yani şeyi anlıyorum. G-Rex'e karşı takım savaşı yapacak bir kompozisyon seçmemeyi, G-Rex'in asıl gücünden uzak durmayı anlıyorum. Ama bu gerçekten çok zor bir kompozisyon. Çünkü siz istediğiniz kadar dürtmeye çalışın, istediğiniz kadar uzak durmaya çalışın. Rakan ve Maokai varken bir savaş bir şekilde ve Gragas varken savaş başlatabilecek G-Rex. Ya bir de hani belki şu anda bu üç ana tehdit arasında onu saymadık ama kendi ilk maçta zayıflara acımaları hep 3 tane karanlık küreyle kullandı. Yani çok iyi yapıyor bu sersemletmeleri. O da pozisyon yaratacaktır takımına. Valla şöyle söyleyeyim. Zoe mucizeler yaratmazsa ki biliyorsunuz zaman zaman evet. Çok can sıkabiliyor. Seçim ve saklama ekranının çok ciddi bir şekilde G-Rex'le yeni geliştiğini düşünüyorum. Bu arada hani Syndra da Zoe'nin canını sıkan bir şampiyon bu arada koridor aşaması. Onu da söyleyelim. Yani Gambit adına artısı olan çok zor koridorlar var. Öncelikle onu söyleyelim. Takım savaşında da bir şekilde o Maokai'nin, Orakan'ın arka saflara geçmesini engellemek zorundalar. Çünkü yani bu şampiyonların bir tanesi Gambit'in içine girip takım savaşını başlattığı zaman bu kompozisyon gerçekten çok çok zor anlar yaşayacak. Aynen öyle. Bakalım uygulamasını görelim. Ama ve... G-Rex için seçim yasaklama ekranının gayet geçtiğini ortak fikrimiz olarak düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Ve işte 2018 Dünya Şampiyonu'nun vadiye de uygulanan dekorasyonuyla geçiş yaptık. Yalnız bu üst koridorda yani dünyanın en gereksiz takasları olacak yani. Gerçi yine belli bir noktaya kadar birbirlerine skor alma olayı var ama ilk üste döndükten sonra yani ilk ufak eşyalar geldikten sonra artık takas atmanın hiçbir veremiyor. Alakası yok. Ya şimdi tank var abi. Yani bu ikisi öyle mega tanklar ki yani. Evet haklısın tabii. Yani ilk 5 seviyede her şey olabilir. Tank değiller ama yani bir süre sonra hiçbir işe yaramayacak yani. Ya bir de normalde karşılarında başka şampiyon varken gayet o karşısındaki şampiyon hasar verebilen şampiyonlar bunlar aslında. Ama işte ikisi bir arada olunca Sioma Maokai'nin birbirini öldürmesi bayağı bir zor oluyor. Oyunun ilk ejderi de bulut ejderi olacak. Oraya geç gidileceğini öngörebiliriz. Bu arada yeni dönemin en iyi kostümlerinden biri Mafia Braum'da vadiye inmiş. Zaten bütün Braum oyuncular artık onu tercih ediyor. Çünkü enfes kostüm. Yani sadece yeni olmasının cazibesi değil. Evet. Ya o da işte Vahşi Batılı Lucian gibi oldu biraz. Yani geldi ve o şampiyonun ana kostümü oldu. Bir taraf koridor ittirmeye çalışırken kendi daha fazla kirayla uğraşan taraf oldu. Yani seviye 2'de bir orada Kira'nın birazcık canının sıkıldığını görebiliriz. Dikkatli olması gerekiyor. 6. seviyeye kadar orta koridora bir baskın geleceğini düşünüyorum ben Elti'den. Yani iki tarafında arındırı var. Biraz sıkıntılı olabilir özellikle orman şampiyonları için baskın atmak ama yine de yani şu anda Kira biraz daha kendisini zor durumda bıraktı. Ama işte Kira böyle sersemlemeye devam ederse işi çok da kolay olmayacaktır. Çünkü Gragas'ın da kitle kontrolü oldukça etkili. Biri sersemlerken biri de uyuyakaldı. Evet. Burada iyi cevap verdi Kira. Ya orta koridordan skor sesleri çıkacakmış gibi geliyor bayağı ki oyunun canını fazla azaldı. Bakalım ilk ormancı baskın kimden gelecek? Şöyle 6. seviye olduğu anda Syndra'nın
skor baskısı inanılmaz artacak. Kesinlikle, kesinlikle. Kira bu arada güzel oynadı burayı. Kendinin görmediği noktadan bir tane daha uçarı yıldız tutturdu. Ya tabii zaten orta koridor tamamen kimin yetenek atışı tutturduğuna bağlı geçiyor. Şöyle Syndra'nın yetenek atışlarını tutturması bir nebze daha kolay. Evet. Ama Zoe'ninkiler bir de çok daha etkili. Empty. Orada iki ampiri yengeci de, pardon hayır sadece bir tanesi almış, diğeri hala duruyor. Öteki taraftan başlayınca ben onu da gitti zannettim ama gitmemiş. Ama kendisi için avantajlı bir durum çünkü ormanın sol tarafı, batı tarafı tamamen toparlanmış durumda. Tamamen alınmış durumda iki ormancı tarafından. Ve iki ormancı da orada ampiri yengeçe gitmemiş durumda. İlginç tercih. Hem MT'den hem Diamond'dan. Diamond da mavi güçlendirmesini bayağı geç bir safhaya bıraktı. Kendi çok erken geri dönüp bir tane kara mühür aldı. Tabii ki bu kadar erken dönüp bir kara mühür almak normal şartlarda hani çok da önemli değil gibi gözüküyor. Fakat bir önemli faktör olduğunu unutmayalım. Müsibet iksirlerinin yüklerini doldurup geri dönüyorsun. Ve aynı zamanda rün ağacından orada iksirleri %20 daha fazla güçlendiren eşyayı aldığınız için o yüzükle beraber birleştiğinde o musibet iksirinin size verdiği etkileri daha fazla oluyor. Şu an tamamen öne geçti koridorda kendi bu yaptığı takasla ve Diamond yardıma gelmek zorunda kaldı yoksa Kira burayı ittiremeyecekti. Yalnız şimdi çok basit bir şey var. İleri seviye profesyonel düzeyin önemli faktörlerinden biri. Şimdi Kira iyi bir geri dönüş zamanlaması bulamayacak. Evet. Ve burada minyon dalgası muhtemelen kaçıracak. Belki oradaki kaçan minyonları Diamond Prox olabilir. Şu an en yakın o var ama o da teğet geçecekmiş gibi görünüyor. Ya alabilir ama bu tamamen rakibin temposunu bozmaya yarıyor. Yani Kira'nın geri, yani kendinin geri dönüş zamanlaması harika oldu. Evet. Şu an zaten Diamond'un minyonları almaması Kira için daha iyi. Yoksa yine koridoru kontrol edemeyecekti minyonların gittiği yeryüzünden. Bu arada en geç alınan Yampir yengeç olabilir bu bir oyundaki ki Yampir yengeçlerin değerini biliyoruz artık. İki ormancı da birbirinin aldığını düşündü muhtemelen. O yüzden gitmemiş olabilirler çünkü o taraftan başlamışlardı. Ya bu Arakçı Ezreal işte bazen tabii şey de Gangplank da kullanıyor. Şeyi falan buluyor eski mana potları bir zamanlar nostaljik ürünler. Resmen antikacıdan ürünce alıyor. Bayağı yukarıya bir baskın geliyor şimdi yani işte yırtıcı Gragas. Burada bir skor kokusu var. PvP Steos buradan çıkabilecek mi? Sıçrayla cevap çok verdi Empty. Çok güzel hamle evet. Ama Kira da buraya geliyor PK. Hemen sıçrası kullandı. Empty buradan çıkmak isteyecek. Bakalım yardım alabilecek mi? Hayır. Gerek kalmadı çünkü buna. Kira orada yetişemedi. Diamond da arkadan geliyordu ama Empty için rahat oldu. Şimdi Diamond karşı ormanda. Empty'yi burada yakalamak için bir hamle yapacak mı? Ya da PK'yi durdurmak isteyecekler mi? Evet, PK'yi durdurmak istiyorlar ama Empty hala buraya yakın. Gelecek mi yardıma? Hayır, Empty kurtlarla uğraşıyor. PK'nin işi burada çok zor. PK'nin düştüğünü göreceğiz. Skor da Diamond Prox'a gitti. Ama bu arada orta koridorda o kadar fazla minyon kaybetti ki bunu yaptı evet ama bunun avantajlı olduğunu söylemek güç. Orada skor da Diamond Prox'a gitti. Bu arada Kira gelmese de skoru alırlardı sanki. Bence de. Işığından geldikten sonra zaten hani oradaki skor alınca çok... Şimdi 6. seviye olan kendinin inanılmaz bir skor baskısı da olacak. Güzel sersemletti Kira'yı. Direkt %50 indirdi. Ama tabii ama Kira'nın kaldı. Yerden bulduğu güzel şeyler var. Şifayı kullandı hemen. Aslında geliyor şimdi. Burada kendin arındırı da vardı. Biraz agresif oynayıp... Oo. Yalnız kendini çok kötü pozisyona soktu Kira. Kira! Bir anlık mekanik hata, bir anlık konsantrasyon bozukluğu. Ultisini Empty gördükten sonra kullandı. Ama işte Zoe'nin de böyle bir sorunu var. Ultiyi kullandığınız zaman çaresizsiniz. Geri gideceksiniz. Böyle bekliyorsun kaderini. Gideceğiniz yer zaten belli. Ya resmen Empty'ye pozisyonu kendisi hazırladı. Al da at dedi. G-Rex'ten gerçekten, özellikle Empty'den çok iyi bir başlangıç. Biraz evvel üst koridorda ondan bahsedemedik ama baskını da öyle çok özel bir şey yapmadı ama tamamen doğru nasıl oynanır öyle oynadı. Sıçrayı bekletti, vücut darbesi sıçrayı, rakibin sıçrasının üzerine yapıp sersemletmeyi kullandıktan sonra zaten PvP istiyorsan yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Empty açıkçası bu takımın ana ormancısı olmamasına rağmen çok iyi performans gösteriyor şu ana kadar. Bu arada yukarıda takaslar devam ediyor. Bir ziyaretçi daha var, Diamond Prox. PK'yi almak isteyecekler. PK çok tank ama hayatta kalabilecek mi? Burada son anda kırıp geçirden çıkmaya çalıştı ama Steos kırıp geçir erken bırakıyor. Empty güzel oyun. Son bir hasar gelir mi? Çarpı da attı ama Diamond'dan korkuyor. Diamond'ın balansı yok.
Girebilirdi burada Empty Diamond'ın manası yoktu ama bunu tercih etmedi. Belki de 1-2 piksel farkla kule vurulmadı. Empty sanki biraz daha o önündeki alanı kullanabilir evet. gibi geldi bana. Yani belki. Diamond sadece bir yetenek kullanabilecekti. Ama yine de düşüncesi güzel. Burada sadece şanssız olduğunu belirtmek lazım. Bu arada eşyalara bakarsak gerek Diamond Procs gerek Kirek ilk eşya olarak sihirbaz pabuçlarına gitmiş durumda. Evet. Ama yani orta koroda da inanılmaz bir fark oluşmuş. Onu da söyleyeyim. 21 milyonluk bir fark. Gerçekten Kira'nın canı ilerleyen dakikaları sıkabilir ama şimdi şöyle bir olay oluyor. Kira güzel takasla da giriyor. Kendinin canını bayağı bir götürüyor ama şu anki mana havuzu yetmiyor. Aynen öyle. Ve ilk eşya olarak bir mana eşyası almadığı için de bu mana sorunu ki artarak sürecek. Kayıpçı gelmesi gerekiyor. Aynen öyle. Karşısında kendine baktığımız zaman kayıpçı tını almış şu anda. Yani, mana güçlendirmesi de var. Seviye arttıkça az da olsa mana alıyorsunuz ama yeteneklerin dereceleri arttıkça mana bedelleri de artıyor. Ya bir de oyunun başında bahsetmiştim aslında. Diamond Procs mavi güçlendirmesini çok geç aldı. 3.39-3.40 civarı aldı. Şimdi çıktı mavi güçlendirme. Daha yeni çıktı. Ve o yüzden G-Rex burada kontrolü... Aynen öyle. Kontrolü ele aldı G-Rex burada. Yalnız... Her tür uykuyu aramız yerse... Var. Kira son manasını kullandı orada. Kendi burada skoru bile kovalayabilirdi. Burayı bırakmak zorunda kalabilir gelmedi. Çünkü yani Kira buraya hiçbir şekilde gelemeyecek. Her türlü Kira'dan çaldılar bunu. Bir de kendi aldı. Yani daha iyi ne olabilir G-Rex için? Bu arada mavi çalmak için belki de en iyi şampiyon Syndra. Çünkü maviyi gerçekten çalıyorsun. Yani kelime anlamıyla çalıyorsun. Gel bakayım mavi. Yalnız aşağıda deli kaçmak evet. üzere Stitch Koala ikilisi. Kuleyi yalnız neredeyse almışlar. Dakika daha 9.30. Ve kendi biz başlarına yardım genel, almadan aldılar. Genelde alt ve üst, orta ve üst koridoru gördüğüm için burayı görmedik. Alt koridoru perişan etmişler gördüğümüz kadarıyla. Yani 18 milyon farkı bıraktım bir tarafa, kule düşmek üzere. Ya bunun en büyük olayı ise devamlı Diamond Procs'un orta koridoru ve üst koridor etrafında oynadığı için yani burada G-Rex'in alt koridoru Stitch ve Koala devamlı kuleyi doğru ittiriyor ki Ezreal'in de gerçekten Zaya'ya karşı yapabilecek hiçbir şey yok çünkü o ittirmeyi kabul etmek zorunda başka yani elinden bir şey gelmiyor. Evet, Gambit zaten bu oyun tarzını kabulleneceğini oyun başında biraz gösterdi Ezreal zaten seçerek. Zaten Ezreal'ın en büyük sorunu bu. Yani karşısında koridoru ona karşı yıkabilen bir şampiyon olduğu zaman gerçekten elinizde hani yapabileceğiniz hiçbir şey yok ki. Burada G-Rex de bunu çok iyi kullandı. Şimdi birazdan burayı bırakmak zorunda kalacaklar çünkü sol taraftan şu anda hem empty hem de kendi hafiften hareketlendi buraya doğru. Bırakmak dediğin zaten... Yalnız yanda yakalanan bir isim var, Edward. Kendi ultisini harcamak istemedi ama arkada Lodik bir anda eriyip bitti. Çok güzel bir skor G-Rex cephesinden. Çok kritik bir skor ve bu ilk kuleyi de onlara getirdi LMS temsilcisi. İyi başladı mücadeleye zaten bunu görüyoruz şu ana kadar olan olaylardan. Gambit de vadinin alametini alarak bir cevap vermek istiyor. Yalnız küçük de olsa bir teselli. Geliyorlar. Empty geliyor. PK arkada orayı durdurmak için güzel bir hamle yaptı ve hemen geri döndü. Yalnız şu vadi alametinin de inatçılığı ne olacak abi? Resmen her şey diğer rakip ormanın ortasına kadar falan gidiyor. Ne sen mi vurdun bana diye? Biraz öfke barı diğer orman kaplarından fazla oldu. Çok fazla ya. Şimdi Koala yukarıya bir ziyarete geldi. Burada Pipistheus'u yakalayacaklar PK. Biraz daha ekstra hasara ihtiyacı var burada. G-Rex cephesinin ve PK sıçra atmak zorunda kalıyor kırıp geçir gelince. Arkadan Lodic de geliyor. İşte geldi. Bakalım. Burada bayağı bir toplandılar. PK şimdi üste dönmüş gibi yapabilir belki. Ya da direkt dönebilir. O da ayrı. 2200 altınlık bir fark var G-Rex ile yine ve şu ana kadar her şey G-Rex'in istediği gibi. Yani biraz Maokai'yi hafif zorlanıyor ama Maokai öyle bir şampiyon ki bildiğimiz gibi. Yani çok zorlansa da pek bir şey değişmiyor. Evet. Yani iki kere ölmesine rağmen aslında eşit tutmayı başarmış neredeyse. Yani fena durumda işte, değil yine. Yani dediğim gibi zorlansa bile Maokai için çok çok da önemli değil. Kendi. Bir kere daha burada sersemletti Kira'yı. Kendinin ultisi var. Kendi! Çok belliydi yalnız. Yalnız bunu daha oyun başlarken söylemedik mi? 6. seviye olduktan sonra, ulti açıldıktan sonra... Peki, size tek bir şey göstermek istiyorum. Kira'nın ölüm süresinin yanında duran iki tane ufak ikona bakabilir miyiz? Ya burada en kötü ihtimalle evet. yani Syndra'nın Q'suna sıçra atması gerekiyordu. Veya sersemletme yedikten sonra arındır atabilirdi. Aynen. Şu anda can havuzunuz çok elverişli olduğu için atmayabiliyorsunuz ama şunu gözden kaçırmış Kira. Yani genelde Kira sağa sola yardıma giderken kendi orta koridorda zaten yani milyon biçit. Seviye avantajı var. Bunları milyon biçit diyorsun da farka bakar mısın? Yani katletmiş. 40 milyon olmuş bak. 40 milyon yaklaşık 3 skor falan 3 skora yakın bir şey ediyor. Yani o birebir skoru geçti.
gerçekten bu iki oyuncu arasında bireysel bir fark olduğunu da görebiliyorsunuz. Ve yani tabii ki G-Rex şu ana kadar çok daha iyi oynuyor da Gambit cephesinde özellikle Talia ve Zoe'nin de direkt sihirbaz pabuçları başlangıcının çok doğru olmadığını düşünüyorum şahsen. Katılıyorum. Diamond orada bir an için iyi bir pozisyon yakalayabilirdi ama Stitch ve Koala yakalanmadan çıktı. Yalnız PvP Steyos'tan burada bir pusu var. Acaba Sion ultisiyle bir şeyler deneyecekler mi diye bir an için düşündüm ama onlar da PvP Steyos'un daha fazla zaman kaybetmesini istemedi. Çünkü alt koridoru bayağı bir ittirmiş durumda PK. Bu kuleyi de galiba üst koridorun ilk kulesinde bırakacaklar. Yalnız rakibi. Koala geliyor ortaya şimdi Kira'yı yakalamak için güzel bir hamle. Kira arındır sıçrasını şimdi kullanıyor. Sion hayırdır? Öyle bir bakmaya geldi ya. Bakayım burada ne oluyormuş acaba? Sion sen hayırdır? Yalnız kuleyi kurtarabilecekler mi? Yukarıdan kule kaybetti G-Rex. Evet, Gambit'in kulesine cevap vermeyi başardı LMS temsilcisi. Şu ana kadar oyunda her türlü her şeye cevap verip bir önde adım olan taraf G-Rex. Alameti bir kere daha başlıyor Gambit. Bir kere denemişlerdi, olmamıştı. G-Rex'in de görüşü var. Şu an ne olup ne bittiğinden haberdar orada. Empty. Bakalım gelecek mi bu arada? Orada yakalanan bir kendi var. Arka tarafta alameti bırakacaklar ama diğer taraftan Kira'yı alacaklar. Kira buradan çıkamayacak. Alamet de alındı bu arada. Kim sarmadı bu arada alameti? Yalnız alameti G-Rex mi aldı acaba? Onu da merak etmiyor değilim. Yok, hayır. Gambit almış çünkü herkes evet. Üstünden geçmeye çalışıyor. Şu an koruma görevi başladı 40 saniye. Bunu bırakmayacaklar. Ama tabii burada kocaman bir tank var. Ölme pahasına onu almaya çalışacak. Bayağı bir uğraştı G-Rex burada. PvP Steyos'u oraya sokmadılar. Steyos işi çok zor. Steyos burada düşecek neredeyse sıçratmak zorunda kaldı. Stitch de ölmek üzereydi. Güzel bir Brown ultisi. Ezreal'in ultisi var yalnız. Oh! Çok iyi sıçra! Stitch'ten çok iyi sıçra. Yalnız vadi alametin gözü için yapılan savaşa bakar mısın? Ve bitti. Süre bitti. Empty resmen üzerine oturdu o alametin gözünün ve kalkmadı oradan. Sıçralar, ultiler, her şey atıldı bir alametin gözü için. Tabii ki oyunun akışında çok büyük bir söz sahibi olabiliyor alamet. Bir anda size çok ciddi tempo kazandırabiliyor. Bunun da farkındaydı. Kira yine burada iyi bir işe imza attı. Kendi iki seviye fark olmasına rağmen neredeyse o 140'lara kadar çekti ama işte kendi burada tek başına değil, takım arkadaşları hemen yardıma geliyor. Kira'yı cezalandırıyor. Kira'yı aslında burada takım arkadaşları için zaman da kazandırıyor ama işte en nihayetinde orada o göz artık Kiçli'ye doğru yol aldı. Aynen öyle. Bu arada alt koridor kontrolü tamamen G-Rex'teyken hiç ilgilenmemişlerdi bulut ejderiyle. Gambit de iyi madem biz alalım dedi. Ama bir sonraki ejder çok daha etkili. Alev ejderi gelecek vadiye. Tabii bu G-Rex'in işine yarar şu anda. Biraz burayı koruyamazlar. 4 kişi birden geldi Gambit buraya. Çok iyi bir rotasyon Gambit'ten. Evet, G-Rex de buna cevap vermek için hemen üst koridoru işaretlemeye başladı. Zaten ama geç kaldılar. Yayının başında bizim bahsettiğimiz olay tam olarak bu G-Rex'in en zayıf noktalarından bir tanesi bu. Yani rakip haritanın başka bir yerinden kaynak alırken ona aynı anda aynı tempoda cevap veremeyen bir takım. Aynen. Şeyleri düşük. Makro algıları veya makro... Reaksiyon yetisi diyebiliriz aslında biraz. Bu biraz daha planlamayla ilgili ama ya. Reaksiyonun öte planlamayla ilgili. Yani hazırlığı ne zaman nereye gideceklerini daha önceden hazırlamıyorlar. İşte belki tabii onu tam olarak bilemiyoruz. Belki de oyun için lider eksikliği hissediyor olabilirler. O da ayrı bir nokta olabilir. Bu arada Gambit bayağı bir aktif oynamaya başladı ve karşı ormana da girdiler. Alt koridor kulesini aldıktan sonra. Şu ana sonra kadar yani alt koridora gelip 4 kişiyle ejderi alıp kuleyi almak iyi fikirdi ama buradan devam etmek iyi fikir değil. Bu zaman kaybına girmeye başlıyor artık. Ormandan kırmızıyı çalıp geri dönüyorlar ama 4 kişi orada olmaları biraz zaman kaybı aynen, oldu. Çünkü evet. Üst koridordan kendi istediği kadar minyonu alıyor, rakip minyonları kulelere yem ediyor, kuleyi de alıyor. Yani kuleyi aldıktan sonra hemen geri dönseler bu iyi bir hamle olacak. Devam edip o ormanda kaldıkları sürece zaman kaybı. Yani şu an zaten çok net görüyoruz. 40'ar milyon fark var yalnız taşıyıcılar arasında ve bu fark şu anlama geliyor. Eğer dürtemezseniz dürtme kompozisyonunun bir anlamı kalmıyor çünkü eşya olarak çok geri düştü şu anda gelmiş. Empty burada bir pozisyon kovalıyor. Altın farkı 3500'ü buldu zaten. Ve özellikle nişancıların ne kadar önde, yani taşıyıcıların ne kadar önde olduğunu düşünürsek. Aynen, özellikle orta koridorda çok devasa bir altın farkı oluştu. Aynen öyle. İkide skoru var zaten kendinin. Ki az önce ya Talia dışında önde olan yok zaten şeyde Gambit cephesinde. Evet.
Yani Maokai bile geçmiş durumda Sion'u. Tam bu sırada da altınlar geldi. Evet. 900 altınlık bir şey üstünlüğü var. Orman Talia üstünlüğü var. Onun dışında 1400 altın orta koridorda. Evet. Her yerde gerideler olmuş. Biraz görüş skoru konusunda da burada Kovalan'ın Edward'ın bayağı bir önüne geçtiğini görüyoruz. Yani 40'a 24 biraz oyunun bu dakikasında fazla bir fark. Edward zaten şu ana kadar bayağı bir hayal kırıklığı yaratıyor dünya şampiyonasında. Yani aslında oyunda belli baş noktalarında 3000-4000 altın geride olduğu noktalarda maksimum o aradaki görüş skoru farkı 10 olması kabul edilebilir ama bu kadar da geride olmadığınız bir maçta hani bu sayı çok fazla. Bu arada bir dikkat çekmek istiyorum. Gragas Runic Feryat almış. Evet. Muhtemelen bundan sonra tank gidecektir ama full tank gitmeyip Runic Feryat alması hasarını göz ardı edilemeyecek seviyede kılacak, onu unutmuyorum. Aynen öyle. Ama zaten hani yırtıcı Gragas'larda bu çok yaygın. Yani yırtıcı oynadığınız zaman ilk eşya Runic Feryat'a gitmek çok yaygınlaştı. Yani aslında taktiğe göre, bu maçın geçişine göre değişiyor, yapılabiliyor. Ama hani bu kadar zaten yeterince hasar varken denemeyebilirdi ama şu anda o Gragas'ın hasarı da hiç göz ardı edilecek gibi değil. Kesinlikle. Yani Kira'nın işi bayağı bir zorlaşacak. Zaten Zoe'nin defans eşyası almadığını da biliyoruz. Zoe'ye defans eşyası alıyorsan zaten niye Zoe'yi oynuyorsun? Aynen öyle. Koala biraz tehlikeli çalılarda yürüyor ama Rakan oynadığı için iki tane kaçma yetisi var zaten. Yani esprini anladım bu arada ama anlamazdan geliyor. Oo, bu arada çok güzel girdi Koala. Adeta sarıldı orada. Biraz overkill oldu galiba Diamond ama. Diamond Prox'a. Edward da arka tarafta Stitch'e yakalanmış durumda. O da buradan çıkmak zorunda kalacak. Diamond Prox tek yedi adeta. Altın farkı 5000'i geçti. Baron Vadi'ye indi. Alev Ejderi'nin gelmesine 100 saniye var. Orta koridor 2. kulesinin canı %20'lerde. Her şey G-Rex'i için harika gidiyor. Syndra bir skor daha aldı. 3-0-0'a geldi. Zaten 207 minyonla oyunda en fazla minyon kesen şampiyon. Ki zaten Dan Prox'un üzerinde de biraz da o skor bonus altın da vardı. Onu da aldı. 2 tane skor aldığı için arka arkaya. Şimdi zaten göreceğiz. Harika bir sersemletme üstüne yani sıçrayla beraber müthiş gibi. Zaten Rakan oynarken bunu yapmıyorsanız hani Rakan oynamanın bir amacı yok. Koala burada yeteneklerini sonuna kadar kullanmış. Seçim yasaklama ekranında da söylemiştik. Tek bir hedefe inanılmaz hasar veriyorlar diye burada da yok olduğunu gördük Talya'da. Yani Koala'nın şu ana kadarki dünya şampiyonasına sergilediği performans da gerçekten çok iyi. Alistar performansını yalnız, da bol bol övmüştüm. Aynen öyle. Yalnız o Syndra şu anda parçalamaya geldim diyor. İki tane büyü nüfuzu eşyası. İki tane büyü nüfuzu eşyası. İki tane ana eşya Merolimikon ve Luden. Karşıya baktığımızda iki tane büyü direnci eşyası var. İkisi de orada Merkür adımları. Ufacık şöyle 15-25 büyü direnci veren eşyalar. Yani oyunun şu dakikasında kendinin biz elindeki ciddi anlamdaki o yetenek gücünü rakiplere aynısını yansıttığını söyleyebiliriz. Evet, oyundaki yani oyundaki en yüksek seviyedeki şampiyon 12, kendi 14. Yani komboyu yap, rotasyonu yaptığı anda, yetenekleri tutturduğu anda ultiyle birlikte Sion hariç her şampiyonu yapıyor. Aynen öyle. Edward'ın da oyuna katkısı göz yaşartıcı seviyede. Alev Ejderi'ni de alacak G-Rex. Ya onu Edward demesek daha doğru olur bence. Genel olarak Gambit alt koridor desek. Evet aslında yani. Yani oyuna şu an yani hiç karışmadılar. Hiç karışmadılar ki yani Ezreal'a zaten şu dakikalarda ya öne çıkıp bir şey yapmadığınız sürece ilerleyen dakikalar sizin ya sizi daha kötü geçecek. Trial ve Tombaluk yani size de hiçbir şey beğendirilmiyor ya. Ezreal Stitch'in sıçrasını almadı mı ultiyle? Evet 15 dakika önce. Ya adam sıçrayı aldı ya. Haklısın ya, oyunu etkisini göz ardı yani et. Yo haklısın, oyunu etkisini göz ardı ettik orada. Yalnız şu anda o Syndra kimse karşısına çıkamaz şu anda. Kans. Bu arada hani biraz daha oyun böyle devam ederse onun bir Mece'ye aldığını bile görebiliriz. Küçük bir iyi haber var yalnız. Ezreal'ın şu anda oyundaki en iyi olduğu noktaya geldik. Muramana tamamlandı ve üçlü kuvveti de var. Yani Ezreal eğer bir yerde iyi bir dürtebilirse ciddi bir tehdit yaratabilir. Yani belki de en küçük
Hani evet, cinsel alanda hakim ama o Ezreal şu anda oyunu etki yaratabilecek durumda. Bunun kötü noktası da Gambit'in hiçbir zaman nişancı üzerinden oynamayan bir takım olması aslında. Yani nişancıları hep böyle parlamayan, normal işini yapan nişancılar olduğu için şu an Lodi'ye çok bel bağlıyorlar ve Lodi'nin kendi standartlarının üstüne çıkması lazım. Lodi bu arada de... orta koridorda yine Koala savaşı başlattı orada, kule altında kaldı Gambit bir an için ama burada olmayan bir isim var. Kendiye ihtiyaçları var. Oo, beraber geldi. Kediler... Arkadan PK geliyor. PK orada çok güzel yakaladı Diamond Frogs'u. Diamond sıçratmak zorunda kalıyor bu arada. Bir kere daha mı zorlayacak Gambit? Stayos ultiyle içeri girdi ama Koala da ultisini saklamıştı bu ana kadar. Zombiye dönüştü Malka Stayos. Yaralarda. Arka tarafta PK her şeyi tanklıyor. PK hala hayatta. Maokai'de böyle bir şey işte. Oo, yalnız kendi ve Kira arasında ulti savaşı oldu orada. Her ikisi de kazanamadı ama önde çıkan kendi gibi görünüyor. Kira'nın canı bir hayli azaldı. Koala yeni bir pozisyon kovalıyor. Bayağı da az canı var ama. Baron, gerçekten. Baron büyük risk olur yalnız. Bu çok tehlikeli. Muhtemelen Kira'nın canını gördükleri için o yüzden bunu yapıyorlar ama Kira üste dönmeyi reddetti ve buraya geliyor. Yalnız Kira buradan bir uçarı yıldızda çok ciddi hasar verir. Büyü dirençleri de azalmış. Yalnız Koala arkadan gelip Kira'yı öldürebilir. Tutuşturu Koala var. Bunu deneyecek mi? Evet, tutuştur. Düz vuruş yaptı Kira. Burada düşecek. Son biti. Koala'dan çok güzel oyun. Diğer tarafta. Oo, katliam vücut geliyor. Darbesi. Vücut darbesi işi bitirdi. Gambit de alt koridor. Koca bir göbeğe öldü. Rünik feryatlı Gragas'tan korkacaksınız. 1-0-5 oynuyor Empty şu anda. 5-0-1 oynuyor kendi. Yani bir de en azından Baron'u durdurdu yalnız. Gerçi o zaten çok riskli bir Baron'du ama. Yemleme bile diyebiliriz ona. Çok da yapmaları mantıklı değildi zaten ama Koala yine yaptı yapacağını. Aynen öyle. Tutuşturla az canlı olan Kira'yı aldı. Zaten W'lulardaki mesafeyi kapatmaya çalışıyor. Her ne kadar Q karşısında burada düz düz Kira burada dümdüz yürüse bu arada Koala'nın sıçrası yok. Yetişemeyecekti zaten ona ama. Yalnız bu vücut darbesinde ne etkili olmuş abi. Çok ciddi hasar bırakmış işte. Evet. Ya direkt oradaki o iki kişiyi takım savaşından bayağı etkisiz hale doğru sürüklemiş. Mutsuz bir Kira izliyoruz. Ya iyi bir oyun geçirmiyor. 0-4-2. Ya karşısındaki kendi de bayağı oyuna şu an inanılmaz derecede etkeden bir şampiyon oynuyor ve evet, ciddi anlamda Kira'nın canını sıkıyor. Son savaştaki hasarlar yalnız biz öyle üzerinde çok durmadık. Yok. Ama Stitch inanılmaz bir genel. Bence ha, bu maç boyuncaymış. İşte burada yalnız Gragas'ın. Bu arada Rakan'ın hasarı inanılmaz ya. Evet. Gragas'ı bahsedecektim de. O yalnız Steos yakalandı şimdi. Bir kere daha ultiyle giriyor Koala araya ama Steos bu sefer sıçrasını kullandı. Ultisini de kullandı. Yani J-Rex burada sadece Baron'da maçı fırlatabilir. Bakalım öyle bir şeye kalkışacaklar mı? Daha çok Gambit gelsin de bir keselim diye bekliyorlar. Çünkü tek hedefe öyle büyük hasarları var ki birini yakaladıkları an parçalarlar. Steos tank mank ama yarı cana inmiş durumda o da. Valla ultisi olmasa bile şu anda güzel bir pozisyon yaratabilir. PK geliyor, görkemli zaferini de açtı. Ama yavaşlattılar onu. Yani Sion'u bile alabilecek hasarların ben açıkçası olduğunu düşünüyorum. Var. Bu noktada hele zaten yarı cana inmiş Sion'u rahat kırdı. Yani hedef onlar için çok da önemli yalnız değil. PK yine çok güzel noktada. Ulti yine ultisini kullandı. Koala çok fazla hasar almasına rağmen PK iki kişiyi birden kilitliyor burada. Diamond düşecek. Kira son anda kaçtı. Arka tarafta Steos yine yakalandı. Yalnız Steos zombiyle bir şeyler yapabilecek mi? Stitch'e doğru gidiyor Stitch'in. Sıçrası da yok ama Steos'tan kaçmayı başaracak. Diğer tarafta Kira bir kere daha yakalanıyor. Bir kere daha Kira'nın öldüğünü gördük. 0-5 bunu çok görmezsiniz. Ukraynalı oyuncu kariyerinin en kötü maçlarından birini geçiriyor. Bu arada 3 skor aldılar. Çok rahat bir baron yapacaklar. Canlar biraz az ama çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Yani Ezreal ve Braum'un orada durdurmasına imkan yok. Bu arada bu savaşta kendi ulti bile atmadı. Hala kendisi can sıkabilir yalnız. Lodi'yi tekleyebilir şu anda. Lodi'ye tutacak. Oo! Kendi! İnanılmaz bir tek! Ultinin yarısı boşa gitti zaten. Q'ye attı. 120 cana indi. İki tanesini öldürdü. Üçüyle kutlama yaptı orada. Hayır yani güzel. Kendimi arada, de şaşırdım muhtemelen. Biz fark etmedik. 16. seviye olmuş. Ulti de daha da güçlenmiş. Yalnız. O teki tekrar görmek istiyorum ya. Tek değil, yarım attı ya zaten yani.
Bu arada PK yine çok harika bir açıdan geliyor. Yani öyle bir ulti atıyor ki zaten Kira ile Diamond Crocs'u paramparça ediyor. Diğer taraftaki savaşta da çok önde oldukları için çok rahat. Hani PvP istiyoruz, yapılabilecek en doğru şeyi yapmış ama daha ne yapabilir ki yani? Daha sonra takip eden yerde Kira bir kere PK yalnız. PK ne oynadı be? PK yakalıyor, diğerleri kafasına vuruyor. Burada da yarım atmayı göreceğiz şimdi. 3 seviye fark var. Burada 2 seviye fark varmış zaten. İkinci toptan sonraki 3 top boşa şöyle, gitmiş işte. Şöyle, ultiye gerek yok. Direkt Q ile de düşürürmüş zaten. Evet, evet atsa. Şov yapmış biraz. Aynen. 2 dakika 30 saniye var T-Rex'in baronunun bitmesinde. Bu 2 dakika 30 saniye içinde maçı da bitirebilirler. Bu arada hiçlik değneği de gelmiş Syndra'dan yani. Oo. Altın farkı olmuş 10.000. Şu an ulti ile birini teklerken diğer taraftan QW kombosuyla başkasını tekleyebilir yani. 10.000 altında fark oldu. T-Rex grup birinciliğini ilan etmeye çok yakın bundan sonra. Yani bu maçı kazanmaya ve doğal olarak da kazanır kazanmaz da grup birinciliğini ilan etmeye çok yakın. Belki yani grup aşama maçlarından sonra kendiye karşı bir Syndra yasaklaması muhtemelen görebiliriz bundan sonraki maçlarda. Haklısın. Orada empty. Orada yırtıcısını kullandı. Acaba içeri dalacak mı? Sırçası da var şu an. Hayır. Geliyor yanda. Yokmuş bu arada. Bence sadece alan kontrolü evet, için evet. Yaptı bunu. Ve çok rahat aldılar. O yalnız şimdi önde kaldı bir kere daha Astyos ama araya giren PK güzel kronometre zamanlaması. Diamond buradan çıkabilecek mi? Arkada Koala yine muhteşem bir ulti attı. Harika hareket ediyorlar. Koala 4 kişiye tutturdu. İnanılmaz bir Kira ulti. Kira G-Rex herkesi tekliyor. Arka taraftan 2 skor birden aldı kendi. Sonrasında belki Astyos'a düştü ama. Bu arada Astyos'un orada ölüsün umutlar. Evet. Geldi evet. Kendiyi öldürdü. Ve G-Rex maçı bitirmeye gitmeyecek gibi duruyor. Çünkü Stitch'in çok az canı var ve Işınlanan zorlamak var. İstemiyorlar. Bakalım. Evet, gerçi devam et. Doğru söylüyorsun. Buraya ışınlanla gelecektir. Ona dikkat etmemiştim. Ve evet, bitirmeye gidecekler. 15 saniye süre var hala. 15 saniye çok rahat yeter bu iki kuleyi almaya. Maç boyunca etkiye sütleye çok karışmayan Ludwig ve Edward da anca seyirci olarak kalıyor burada. Ve G-Rex bu grubu birinci olarak tamamlıyor. D grubunun birincisi G-Rex bir üst tura adını çok rahat bir biçimde yazdırdı. 3-0. Bu turnuvada şu ana kadar takımlar genelde beklentiler ölçüsünde oynuyor demiştik ama burada bir ayrım var. Seri başı takımlar arasında en zayıfı G-Rex olarak gözüküyordu. Ve Gambit'in de ciddi anlamda aşağıdan gelen takımlar arasında iddialı olduğunu düşünüyordu ama G-Rex ilk maçını Gambit'e karşı net bu maçı ezerek kazandı. Evet. Bu maç gerçekten... Hani Sion ultisi böyle üstünden geçiyor ya ünitelerin. Aynı onu yaptı G-Rex Gambit'e. Gerçekten Gambit için de düşündürücü bir mücadele. Yani onlar belki de bu gruptan birinci çıkma ihtimali olan bir takım olarak görülüyordu kura zamanı ama şu anda hiç öyle olmadığını ve bir üst turda da çıkarlarsa korkmaları gerektiğini gördüler. Şimdi Chaos Latin Gamers'ı yenmek zorundalar grup ikincisi olmak evet. için. Ve hani aslında Gambit için her şey seçim ve saklama ekranında başladı. Yani doğru. Son 4-5 yamaları devamlı dengeleme üstüne dengeleme olan Zoe ve